Suyunu tamamıyla e, doyurduktan sonra alıp tekrar yerine koyuyoruz. Bir şey ilave etmek istiyorum. Biz bunlara devamlı gübre veriyoruz biliyorsunuz her sulamada. Evde e, bu gübreye çiçeklenme bitene kadar çok ihtiyacı yok bu bitkinin. Çünkü şey bark gübreye doymuş durumda bizden size giderken, üreticiden tüketiciye giderken. E, ama e, tekrar üretmek isterseniz bunu. Yani tekrardan dal versin, çiçek versin isterseniz evinizde Çiçeğe o ortamın sonra tekrar evet. e, çiçeklenmesi için, Evet çiçeklenmesi çiçek için. Evet. Şimdi bu dalı kestiniz 20 dereceye koymadan önce 28 derecede bunu bir süre bekletmeniz gerekiyor ki bitki aa ben büyüyorum mu hissetsin. Kestiniz bunu soğutma ortamı gerekli ama kısa bir süre işte 3 hafta, 4 hafta bunu önce bir 28 derecede tutmanız gerekiyor. Bitki tamam artık ben bitirdim çiçeğimi tekrar büyümeye başladım gibi hissetsin. Tomurcuklarını olgunlaştırsın. Ondan sonra da cooling alıp soğutmayı alıp ondan sonra da patlattırmanız gerekiyor. Bu sürece biz ne diyoruz? Dinlenme mi? Yani yet, büyüme. <laughs> büyüme ama tam bir büyüme olmuyor. Bu aslında altı tane yaprağa sahip ve büyümesini tamamlamış bitki. <laughs> Bitkiyi kandırıyoruz orada. <gülüyor> <gülüyor> Sen çiçeğini daha vermedin. işte, bu kadar alt tane yaprağın var. Hala büyüyorsun. İşte o arada şişiyor şeyler, gözler. E, tam patlatmak için. Ondan sonra da cooling aldığınız zaman kolaylıkla patlatıyor. Burada tabii... E... Çekliyken, çekli geçene kadar herhangi bir e, gübre, gübre yani, vermiyoruz yok. diyorsunuz. Evet. Ve çeklenmeyi tamamladı ve biz gövdeye yakın e, bir yerden ve dezenfekte edilmiş bir e, kesici aletle o çeklerin sona erdiği çubuğu alıyoruz. Ve e, bu süreç içerisinde de tekrar sulamamız e, devam edecek. Ama burada çiçeğin, bitkimizin çiçek açabilmesi için e, yani ev ortamlarında veyahut da çok basit edinebilecekleri, ee, bunun besini nedir en kolayı 320 gibi eşit ağırlıklı bir gübre vermektir hı hı. Ee, şeylerde satılan market tarım marketlerde veya marketlerde satılan gübreler var eşit ağırlıklı yani NPK eşit ağırlıklı ee, ve yanında M yazar mikro element takviyelidir o bunu verirseniz hı hı. hiçbir sorun olmadan bitki devam ettirir hayatı Evet şimdi bir de bu bitkimizi e, hani e, burada her tarafı eşit şekilde ışık alan bir e, sera ortamı. Evet. İster istemez mekanlarımızda, ofislerimizde bu e, olanak yok. ki evimizin bir tarafına e, da durması gerekiyor. Burada güney-kuzey gibi bir ayrım yapma durumumuz var mı? Direkt güneş ışığı almaması gerekiyor. Pek çok süs bitkisinde olduğu gibi direkt güneş ışığı almayacak ama kesinlikle ışıklı bir ortam olması gerekiyor. Orkidenin bir özelliği çok bana ilk öğrendiğim zaman çok ilginç gelmişti. Normal bitkiler gündüzleri fotosentez yapıp şey yaparken besin üretirken orkide gece yapıyor bunu. Ama gündüz boyunca gene de ışığı mutlaka alması gerekiyor yaprakların. Yani aslında enerji üretimini gece yapıyor, sabah karşı maksimum seviyesine çıkıyor, gündüz biriktirdiği şeyle. Yani gündüz Or e, topluyor. Evet. evet. Gece, gece de bunu enerjiye çeviriyor. Anladım. Evet. Enerjiye çeviriyor. Çok önemli. Onun için mesela gece çok önemli değildir denir sıcaklık düşer vesaire. Bunun için hiç öyle değil. Gece gündüz. O yüzden 24 saat yapıyoruz biz bunu. Evet. Gece pek çok seramızda bizim düşük sıcaklıklar uygulanır. İşte 15-16 derecenin altına düşürmeyiz veya 18 derecenin altına düşürmeyiz. Ama orkide için öyle değil. Gece boyunca da devam ettiği için yaşamına fizyolojik yaşamına daha doğrusu evet. e, geceleri de çok önemli. Bir de ee, şu konuya ele alacağız hocam. Ee, bitkimiz hep biliniyor ki orkide bitkisi şeffaf saksılarda üretiliyor, yetiştiriliyor, piyasaya sunuluyor. Ve e, tüketicilerin bunları aldığında ikinci bir dış saksı olarak kullanıyorlar. Evet. Burada hani hata mı yapıyoruz ee, bunu açıklık getirmek istiyoruz. Orkide için böyle çok ölümcül bir hata değil hı hı. ama e, şu ilk gördüğünüz gibi kökleri yeşil bunun. Yani diğer e, bitkilerin kökleri de güneşle temas ettiği zaman yeşerir ama bunun gibi fotosentez yapan e, organlar değildir. Bu kadar çok değildir ve oldukça hı hı. çok bakın kökü hı hı. tamamen sarmış durumda hı hı. saksıyı sağlıklı bir orkide bitkisinde e, bir miktar fotosentez yapıyor enerji üretiyor. Eğer bunun devam etmesini istiyorsak bunu açıkta tutmakta fayda var. Ama hiçbir yurt dışında da hiçbir ülkede bu satış sırasında bu şeffaf kaplarda satılmıyor. Ya bir porselen şeyin saksının içerisinde